Mutlu günler arkadaşlar. Yeni bir vlogdan hepinize merhaba diyorum. Bugün kalktık, kahvaltımızı ettik. Çok şükür bahar gibi hava. Balkonlarım açık. Hiç petekler yanmıyor. Kapattım. Güzelce evi havalandırıyorum. Ondan sonra şöyle bir bahar temizliği aklıma geldi. Tabii gücüm kuvvetim yok ama ne yapacağım biliyor musunuz? Şurayı size göstereyim. Deterjan dolabımı şey yaptım, boşalttım. Banyo dolabımı. Böyle Müge Anlı izlerken bir yandan boşalttım. Şöyle. Ondan sonra şimdi ne yapacağım? Deterjan dolabımın içini bir güzel sileceğim. Ondan sonra bunları tekrar yerleştireceğim. Eksikler var mı diye bir gözden geçireceğim ama yok. Yani çift çift almıştık sanıyorum. Hepsinden en az birer tane var. Bir yandan Müge Anlı'yı dinleyeceğim. Bir yandan işimi yapacağım. Hadi bana Allah güç kuvvet versin. Hemen böyle size şunu da göstereyim. Bir dakika. Makineye de çamaşır attım. Çamaşır dediğimde kapı önü paspası mı? Çıkacak işte 40 dakikasını kalmış. Çıkacak diyorum ben de bayağı varmış. Dolabım böyle oldukça kirli. Çok kirli. Bayağıdır evden geçirmemiştim. Bakın ne kadar tozlu. Ne kadar tozlu. Böyle. Şimdi güzel içini dışını temizleyeyim. Ondan sonra seve seve yerleştireyim içime sinesine. Şurada temizlik kovalarım var. Onu alayım. Bir temiz su, bir deterjanlı su. Temizlik kovası hazırlayayım. Temizleme sularımı hazırladım. Bu sefer biraz fazla kirli olduğu için bulaşık makinesinin bir kapsülünü koydum. Sıcak suyla hazırladım. Diğer tarafta da duru suyum var. Sonra sileceğim, kurulayacağım. Her şeyimiz hazır mı? Hazır. Yeni bezlerimizi de açalım. Ben hangi rengi alalım? Pembeyi mi alalım? Aşkım, yanıma mı geldin sen? Sen bir gün yanıma mı geldin anne? Seni yerim ben. Ben seni yerim ben. Tatlım kıymatlım. Tatlım kıymatlım. Bununla hemen şey yapayım. Bununla kurulacağım. Bunun nasıl? Abi geldi. Abi geldi aşkım. Çek fotoğrafını ablana gönder. Çocuğun banyonu temizle yardım ediyor. Olmuşum be, olmuşum pardon. Ablan görürsün. Yeşili de duru suyla hemen. Hemen duru suyla da geçeyim. Keşke bir
Durmayalım mı? Durmayalım mı şimdi de? Şimdi de kurulayalım. Seni ezmemek için. Evet. Keşke. Sen temizlikte bana mı yardım ediyorsun aşkım? Bana mı yardım ediyorsun aşkım sen temizlikte? İzliyor musun beni? Al eline bezi. Al eline bezi, bana yardım et. Seni haylaz seni. Seni haylaz seni. Ne güzel yerden bakıyorsun sen öyle. Ha? Aşkım. Allah'ım, çamaşırlar mı yıkanıyor orada oğlum? Çamaşırlar mı yıkanıyor oğlum orada? Yıkayamıyor musun o suları? Ha? Yıkayamıyormuşsun sen. Yıkala bakalım. Ha? Ah. Şimdi hemen deterjanla şöyle bir dip köşe, dip köşe silelim. Keşke oğlum şöyle bir de tavanına. Şimdi de bu taraf. Sizi şöyle alayım. Ay, çamaşır makinesinin tuşuna dokundum. Şimdi burayı da. Maşallah çok güzel temizlendi. Toz toprak bitmiyor. Merhaba. Kıymatlım, ben bezi yıkıyorum, o da kollarımın arasında kovaya bakıyor. Ya bildiğim böyle 5-6 aylık çocukla iş yapmak gibi, keşkülle iş yapmak. Hayır, aşkım. Bir güzel duruluyalım, ondan sonra mis gibi koktu ya. Keşke yapma oğlum. Kovanın içine girmeye çalış. Kovanın içine girmeye çalışıyor. Şimdi bu tarafa. Aşkım yapma. Keşke. Çok hoş bu ya. Çok hoş ya. Bu çocuk. Ne oldu aşkım? Sıcak su, ılık. Ilık su hazırladım. Şimdi kurulama vakti. Bir yandan da çocuğumu kontrol ediyorum. Bir yandan da çocuğumu. Yok, kılıbadığım benim. Şimdi size gösteririm onu. Şurayı da sileyim. Oh, misler gibi, temizlik gibisi var mı? Var mı? Düşeceğim. Sizi şöyle çekiyorum.
Evet. Burayı da kurguyalım. Oh, mis gibi. Üst kat kaldı. Üst kat kaldı. Aşkım. Ne var oğlum orada? Ha? Ne var aşkım, orada su var. Su var. Değil mi oğlum? Şu var orada. Temizlik yapıyoruz. Patisini soktu temizlik suyunun içine. Şimdi yalıyor. Aşkım benim ya. Her işe el atmasan olmuyor değil mi? Evet. Şimdi kaldı. Üst kat. Buraya da boyun aynıyor. Tabureye biniyorum. Evet, mutlu son. Dizdim bir güzel. Buraya hemen banyo ve mutfaktaki yedek ürünlerim. Şöyle arkaya doğru yağ çözler filan. Banyodakiler. Ve banyoda burada kullandıklarım. Hepsini böyle dizdim. Bunlar da yedek işte, toz bezlerim, temizlik bezlerim, mutfağımdaki sarı bez yedeklerim, süngerlerim, ıslak mendillerim. Eldiven, yedek şampuanlar, böyle. Bu üst kata da tuvalet kağıdıyla mutfak havlularını koyacağım. İşim bitmiş olacak. Bir de eşimden yardım aldım. Şu en üstüne bunu kapatalım bir. Kapatayım. En üstünü temizlemekte boyum ermedi. Oraya eşim siliverdi, sağ olsun. Şimdi sıra buradaki dolapta. Şimdi ben bunları da yapacağım bir güzel. Burada da deterjanlarım var, havlularım var. Biliyorsunuz havlularım, makyaj malzemeleri falan, temizleme pamukları, deterjan çeşitlerim burada. Burada da yine banyo havlularım altta. Bir güzel onları da temizleyeceğim. Aynamı sileceğim. Ondan sonra burada banyoda işim bitmiş olacak. Şimdi ben bu taraftaki dolapları tek başıma yapacağım hızlıca. Çünkü çok oyalıyor burada çekim yapmak. Temizlerim, bir güzel işlerini silerim, tekrar yerleştiririm. İşim bitmiş olur. Yani bu banyo dolaplarıyla. Böyle şimdi izninizi alayım, ben hemen onları halledeyim. İş bitsin. Arkadaşlar. Kargomuz geldi az evvel. Açtım. Hemen sizinle birlikte paketi açalım. Ütüm geldi. Keşkülüm, keşkülüm. Keşkül hemen. Ne oldu? Kutu sesini duydum. Ben sana vereceğim şimdi kutu. Al bu senin olsun. Ver bununla oyna sen aşkım. Hadi. Sen bununla oyna, ben de ütüyü göstereyim. Şöyle biraz indireyim ki. Ben Vatan Bilgisayar'dan korkma aşkım, korkma. Vatan Bilgisayar'dan aldık. En uygun oradaydı. Philips Azure Elite buharlı ütü. Şundan. İnceledik, inceledik. En uygun bu geldi. Bakalım. İnşallah kullanımı da uygun olur. Hemen açalım. Bakalım içinden önce ne çıkacak. Su kabı, ölçü kabı. Keşkülüm. Hemen kokla sen bakalım. İyi mi? Kokla. Al sana şuraya kutuyu koyayım. Sonra faturalarına bakarsın. Güzelce. Bir poşeti sarmışlar. Poşeti sana verebilirim istiyorsan aşkım. Al. Bunu sana vereyim mi? Oynarsın. Şimdi ütüm şöyle arkadaşlar. Üzerinde hiçbir ayar düğmesi yok. Kendi tespit edebiliyor kumaşı. Bu da sanırım
Tamam da aşkım, korktun mu? Evet, korumam için. Korkma, korkma, korkma. Korkma. Korkma aşkım. Tabanı şöyle. Çok güzel tabanda. Buhar yeri. Şöyle açılıyor sanırım, evet. Oo, çok güzel. Geniş geniş yapılmış. Hiçbir düğmesi yok. Sadece şurada sanıyorum bu buhar düğmesi. Bir de şurada var. Altta. Görüyor musunuz? Buhar. Allah yardımcısı olsun, ambulans geçti. Kablosu 2 metreydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Uzun bir kablosu var. Ona çok sevindim. Ve kireç temizleme özelliği var. Direkt otomatik kirecini temizleme. Nereye giriyorsun Keşkül? Keşkül'e bakar mısınız? Kutuya girmeye çalışıyor. Girme. Girme aşkım, girme. Ne yaptın? Ne yaptın? Kağıdı mı yedin? Faturayı koparmış. Şuraya koyalım. Ben bunu sana yere koyayım, gel. Sen yerde oyna. Gel. Gel. Koş. Koş aşkım. Ya acaba şey denesek mi sizinle birlikte? Kağıtlarına bakalım. Neler var içinde? Kirecini nasıl temizleyeceğim yazan bir kağıdı var. Her çeşidinin, Azur'un her çeşidinin nasıl temizlendiğiyle ilgili açıklama yapmış. Bizimkisi GC50XX. Sanıyorum, öyle mi? Burada yazıyor mu? Buna bakarız kullanırken. Faturalar mı bunlar? Bu faturası. Fiyatını tam olarak hatırlamıyorum şimdi. 1000 ne kadardı? 1044 liraya almışız. 1044. Her yerde baktık. En uygun Vatan Bilgisayar'daydı. Oradan geldi. Burada özelliklerinden bahsediyorum. Tekrar bir bakayım ben. O zaman biz baktık bütün özelliklerine. Suyu nasıl boşaltacağınızı her şeyi açıklamışlar. Kitapçığımı. İngiliz, ha, Türkçe. Optimal Temp teknolojisi varmış. Bu neymiş bakalım. Ütümün sıcaklık ayarını değiştirmeme gerek olmadığını, şöyle kaldırayım bana doğru, iyice görün. Sıcaklık ayarını değiştirmeme gerek yok. Kendi otomatik olarak her kumaşın cinsini ayarlıyor. Isısını asla yakmama garantisi veriyorlar. Hiçbir kıyafeti asla yakmama, kıyafetin koruma garantisini veriyorlar. Ha, bu dinamik sensörü varmış. Bu sensörün özelliği de ütünü ne zaman hareket ettiğini, ne zaman durduğunu, ne zaman sabit kaldığını anlıyormuş ve ona göre buhar vermeyi kendi kesiyormuş. Turbo buhar pompası var. Doğrudan nüfuz eden, sanıyorum bu o, şu. Buraya basınca odur sanıyorum. Ondan sonra su haznesinden bahsetmiş. Böyle. Şimdi kullandıkça göreceğiz artık. Yalnız ben şimdi bunun ne kadar buhar verdiğini çok merak ediyorum. Bir bakayım. Kaynamış, soğumuş suyun varsa deneriz. Yoksa
denemeyiz arkadaşlar. Ben şimdi bir havlu aldım buraya hemen. İlk etapta neyi ütüleyeceğimi de bilemedim. Bir ütülenmemiş havlumu aldım. Kettle'da kaynatılmış, soğumuş suyumu aldım. Dolduruyorum. İnşallah uzun ömürlü olur hayatım. Bakalım. Bunun haznesini görünüyor mu acaba? Nereye kadar doldu? Görünmüyor. Ha, görünüyormuş. Üstte şeffaf. Bunu yetecektir de. Ölçü kapı ona kadar mı? Evet, tam ölçü kapı ona kadar doldu. Evet, ağzına kadar yatırınca görüldü. Şimdi yeni yap, çekilerek. Şimdi fişini takıyorum inşallah. İnşallah. Şunu böyle bir kaldırayım şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Sanıyorum ısıtmaya başladı. Sesimi duyuyorum. Üstünde ışık var. Isıttığını gösteriyor sanırım. Şurada ışığı yanıp sönüyor. Size gösterebilirim kablosunuzu. Görüyor musunuz? Buhar da çıkmaya başladı. IQ. Burada maksimum. Bir şey daha yazıyor, onu seçemiyorum. O yeşil, mavi, yeşil, beyaz herhalde. Bakalım. O kitapçığına baktık olur. Biraz baktım ama ayrıntılı okumadım. Bence biz Türk milleti zaten. Ayrıntılı okumuyoruz ama başlıyoruz okumaya. Acele ettim acele. Acele ettim de ama. Evet. Çekil oradan da sana gelmesin. Yok. Çok güzel. Suyun hareket ettiğini ve kaynadığını hissediyorum. Şimdi böyle hemen bu havluyu ütüleyeceğim sizinle. Buhara nasıl çıktığını görüyorsunuz inşallah. Bakalım. Bastırmama da gerek yok. Kendi çekince bir şey, ona bak. Bakar mısın? Görüyor musun? Çok işte. Harika. Evet. Allah uzun ömürler kullanmaması versin hayatım. İnşallah. Sağlıkla. İnşallah. Güzel günlerde. Güzel bir elektrikli bir aletin olur da arıza yapmadı inşallah. Ömür boyu kullanırsın. Evet. Yani şey bu da. Şans işi. Şans işi. Evet. Elektronik cihazlar şans güzel. İşi. Çok güzel. Bir seferde. Ay ben çok memnun kaldım. Bakar mısın? Evet. Süper. Şu düğmesinin ne olduğunu... O şuradan su atacaktır. Şurada fıskıysa oradan su atacaktır. Kameraları da biliyorsun hocam. Ekstra buhar alda... istediğinde aşağıdan bastırdığında... Şimdi aşağıdan o şey, evet. Mandala bastığında aşağı atıyor. Aynen. Yukarıdan bastığınız zaman o şeyi atacak. Hani... İpek gibi oldu valla. Ütüyü bırakasım gelmedi. İyi uçatıcı mı kullandın? Bakar mısın? Evet. Güzel oldu. Harika. Şöyle koyunca... Yok, hiç öyle koymaya gerek yok. Yok işte. Yani yerde de koysan şey yapmayacak yani, değil mi? Evet. İpek gibi yaptı. Bakar mısın? Kağıt gibi. Evet, i̇yi. Evet. Ütüsü savunun olması iyi oldu. En azından göstermiş olduk. Ay muhteşem. Artık ütü yapmak için hepimiz yarışacağız bence. Valla ben hani burada olsam her zaman ütü yapardım da. Sen ütü yapmayı seviyorsun zaten. Evet, evet. Ben biliyorum. Sen ütü yapmayı seviyorsun da ben sevmiyorum aslında ama ben, ütü de güzel olunca daha kolay. Ütü kendim yaparım. Tamam. Evet, çok güzel. Evet. Ay güzel. Güle güle kullanalım. Beğeni senden daha hayran kaldım. Ay beğendim, çok beğendim. Daha ne olsun hiç? E bundan sonra artık... Bakar mısın? Ayar yapmak yok, ince şey. Evet. Muhteşem, harika. Keşke gelsen de ütüleyelim.
Allah korusun. Şuraya bak. Ey maşallah maşallah. Ve böyle. Direkt dolaba hazır. Fişini çekiyorum şimdi. Soğusun bir kenara alayım. Ondan sonra bakarız artık duruma. Güzel günlerde kullanırız. Hemen ben kendime kaldırayım. Şimdi beni görmediniz siz. Böyle arkadaşlar. Veda ederken istersen yanıma gelebilirsin. İstemiyor musun? Çünkü atma üzeri yok. Çok çalışma kötü. Kıyafetiyle. Evet. Olsun gel. Bayram gelişelerim var üstünde. Sen duşunu alacaksın sonra. Alacağım çünkü canım. Şimdi kendisi iş yaptı. Farklı işler yaptı. Şöyle yanıma gelebilirsin. Keşke de mi gelmek istiyor? Keşke de mi gelmek istiyor? Hayır sakın buraya atlama. Bu sıcak. Hı. Bunu ben izninizle hemen bir kaldırayım. Keşkül yanmasın. Gel Keşkül'üm gel. Geliyor hayatım. Tamam. Ay evet. Şimdi biz... Sen görünüyor musun? Görünüyorum. Görünüyorum. Bugünlük bu kadar olsun artık. Videomuzu kapatalım. Evet. Bir dahaki vlogda görüşmek umuduyla. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.